Devam edelim. Tanzanya milli takım kampında bulunan Fenerbahçe'nin Yıldız İsmail sakatlığı nedeniyle 13 Kasım'daki Tunus maçında forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalabileceği iddia edilmiş. Acaba dönüşü nasıl olacak Samatta'nın? Fizik gücüyle oynayan bir oyuncu. Bence dinlendirilmesi iyi. İkinci Tunus maçında belki de ikinci devre yer verirler. Onlar için de Afrika elemeleri çok önemli maçlar Tanzanya için. Ama fizik gücüyle oynayan futbolcu eğer böyle %50-60 ile gelirse çok büyük ihtimal Erkut yedek başlar. Yani Sisse başlar 11'de. Ki beklenti de var o yönde aynı zamanda. Serkan Akçan, Fanatik Gazetesi'ndeki TV Bu Spor'da da Orta Nokta programında yorumlarıyla izliyorsunuz ekranda. Güzel bir tartışma maddesi ortaya attı. Lemos, Tisena'na dönmesi gerek diyor sevgili Serkan Akçan. 8. haftada Fenerbahçe'nin tek bir planla 12 gole ulaşmış olması bir bakımdan iyi görünebilir ama Akın Oyun golünün sadece 4'te kalması Erol Bulut'un üzerinde düşünmesi gereken bir detay. Erol Bulut'un stoper tandeminde istikrarlı ilerlemesi gerekir. Görünen o ki en uyumlu tandem Lemos Tisseran. Yenilen 8 golün 6'sının Serdar Aziz sahadayken gelmiş olması bir tesadüf değil diyor sevgili Serkan Akçan. Böyle bir analiz yapmış. Ne dersin Altan abi stoper ikilisiyle ilgili? Ya Serkan'ın görüşlerine saygı duyuyorum. Değişik. Herkesin bir fikri olabilir. Ama bence takımınızda Serdar Aziz varsa Serdar Aziz oynar. Ben bu kadar sakatlık yaşarken Mert Çetin, Mert Müldür falan düşünmem. Serdar Aziz'i düşünürüm. Serdar farklı özellikleri olan bir oyuncu. Sakin bir oyuncu. Ama sert bir stoper. Aynı zamanda skorer bir stoper. Yani tabii ki bir Sergio Ramos değil ama Lemos da değil. Yani Lemos mu Serdar Aziz mi tartışması bence benim futbol anlayışıma göre Serdar Aziz her zaman bir adım öndedir. Lemos'un bundan önceki Trabzon maçıydı galiba seyredilmesini tekrar tavsiye ederim. Bütün topları rakip yarı sahaya gönderen, havadaki topları da rakibe gönderen bir oyuncuydu. Oyun kurma özelliğini göstermiyor. Evet Lemos belki free kick falan atar. Golü var mı onu da bilmiyorum free kickten. Ama Serdar Aziz ne yapacağını bilen tecrübeli bir stoper. Galatasaray oynamış bir stoper. Bursa Spor oynamış, milli takım oynamış ve önemli derecede pandemide Fenerbahçe'de kritik gollere imza atmış. Maçların son 6-7 dakikası Bursa'nın şampiyon olduğu sezon Ömer Erdoğan, Zapotnoç hamleleri gibi gönderip gol atabileceğiniz bir an. Mesela bir oyuncuyu söylerken negatifini de söylemek lazım. Evet Serdar'la 8 gol yemişsin de Lemos'la da Karagümrük maçında 2 penaltı kırmızı kart geldik. 3 harekette de Lemos var. Öyle ya da. Peki bu sayı bir şey ifade eder mi? Yani Serkan Akçan'ın söylediği yeniden 8 golün 6'sının Serdar Aziz sahadayken olmuş olması bir anlam ifade eder mi? Bir veri midir bu? Üzerine durulması gereken bir veri midir? Evet Karagümrük maçı olmasaydı önemli bir veriydi. Ama şimdi Hatay maçı da oynamak, rakibin gol atamamış olması falan onlar çok değerli değil bence. Ya Fenerbahçe Konya Spor maçında yediği golde direkt Serdar Aziz'in hatası olan bir pozisyon hatırlamıyorum. İlk golde bence Caner'in hatası var. Savunma hatası. Rakibe kafa vurdurtturuyor. İkinci vuran futbolcu Jovetovic'in kademesindeki oyuncu Luis Gustavo adam paylaşımında. Orada Serdar Aziz'lik bir durum yok. Kravets'in kaçtığı pozisyon Caner offside'ı bozuyor. Yani orada Tisserand'la Serdar'ın taktik anlayışı olarak öne çıkması zaten taktik gereği. Erol Hoca'nın istediği bir şey. Rakibi offside'ı düşürmek için gene Caner offside'ı bozuyor. İki pozisyonda da savunma hatasını yapan isim Caner. Yani Serdar Aziz'lik bir durum yok. Onun dışında dediğim gibi yani penaltıya neden oldu bence değmeden Göztepe maçı. O maçta tekrar sana galibiyete geçiren golü attı. Şimdi Lemos'tan bir skor katkısı, asist katkısı da gelmiş değil. Ama güzel bir tartışma dediğin gibi. Yani bu tip şeylerin tartışılması futbolun özünde, futbol tabii medyasının özünde olmalı. Biri bir şey söylemeli, diğeri bir şey söylemeli. Ortaya çıkan mesela diyelim ki Lemos'u oynadı. Fenerbahçe çok değerli bir maçı, Beşiktaş maçını 2-0 kazandı. Gollerden birini Lemos attı, bir de çizgiden çıkarttı. Bravo Serkan derim. Mesela bu tip şeylerle güzel olduğu düşüncesindeyim. Ama ben biraz Serdar Azıcı'yım. Peki. Fanatik gazetesi Sosa 11'e dönüyor haberi var değerli izleyenler. 35 yaşındaki Yıldız'ın yokluğu fazlasıyla hissedildi. Orta sahadan oyun kurmakta zorlanan Salih Lacivertler'in tek hücum planı
Caner Erkin'in gelişi güzel yaptığı ortalar oldu. Jose Sosa'nın yapılan tetkiklerinde ciddi bir sorunun olmadığı tespit edildi ve Gençler Birliği maçında 11'deki yerini alabileceği söyleniyor. Millet Gazetesi şampiyonluk sözlüğü yasak başlığı var. Senadok bu haberi paylaşıyor. İyi bir takım kurduklarını ancak Fenerbahçe kesin şampiyon imajını takıma zarar vereceğini düşünen sarı lacivertler Konyaspor yenilgisini bir ders olarak gördü. Kaybedilen 3 puana üzülseler bile bu mağlubiyetin herkesin ayaklarının yere basmasını sağlayacağı düşünülüyor deniyor ki bu tehlikeyi de aslında biz geçen hafta Fenerbahçe adına bu tehlikeyi de geçen hafta biraz dillendirmiştik Altan abi sizinle. Çok fazla işte o 103 gollü şampiyonun üzerine çıkar mı, puan rekoru gelir mi vesaire derken burada farklı bir durum ortaya çıktı. Yani avantajlı bir durum sanki dezavantaja dönüşmüş gibi oldu bu söylentiler Fenerbahçe özelinde. Ya şimdi sabır dünyada kalmayan bir şey. Eskiden örnek veriyorum. Afyon'da yaşadım ben 5 sene. Afyon'un bir ilçesinde, Bolvadin ilçesinde. Milliyet gazetesini alırdı babam. Spor sayfalarını okurdum. Böyle Ekim sonu Kasım'da Milliyet'te bir haber okurdum mesela. Eintracht Frankfurt, Real Madrid, UEFA Kupası çeyrek final ilk maçını TRT yayınlayacak. Erkut 3 ay önceden o maçın heyecanını yaşardık. TRT maç verecekmiş. Ya da diyelim ki İngiltere Lig Kupası finali Wembley'de oynanacak. Mayıs bilmem ne de oynanacak. Sana Şubat'ta haberi okuyorsun. Sen heyecanla o maçı bekliyorsun. Radyodan zaten maçları dinlerdik. Ne olduğunu anlamak için bir gün sonra, yani pazar sabahları, pazartesi spor stüdyosu, Tansu Polatkanların, işte İlker Yasinlerin anlatımıyla. Onları dinlerdik. Aradan bir gün geçiyor. Bir haber olurdu. İki gün sonra gazetelere yansır. Şimdi oğlum iPad'de bir şey açıyor. Baba bu çok yavaş işliyor diyor. 5 saniye takılıyor şey. Yani sabır yok insanlarda. Şimdi böyle olunca da Fenerbahçe bir maç kazanmış 2-1 ya da 3 Trabzon'u 3-1 yemiş hemen şampiyonluk falan karşısını da anlatamazsın genç nesli. Yani şey diyemezsin ya. Yok bu sene sabredelim de yani şampiyonluk sözünü böyle bir şey de yok. Zaten formatta yok. Tabii. Mesela Real Madrid'e Barcelona'yı sen şampiyonluğun dışında bir mücadele söyleyemezsin. Fenerbahçe'de yok. Burada yanlış olan şu vardı. Bu takımın gösterdiği hazırlık maçında ya da oyunlarda hiçbir takımı çok farklı ve kolay yeneceğini göstermedi. Yani böyle bir takımı alsın 5-6 gol. Ne hazırlık maçlarında bunu yaptı. İlk maçta Vedat Muriç'in oynadığı ve gol attığı maçta İstanbulspor 4-0 yendi. Hiçbir maçta çok rahat bir futbol oynamadı. Ya rakipler 10 kişi kaldı. Yani ya da oyundan düştüler. 3-2 bitti maçlar. Sıkıntılı skorlarla bitti. Karşılaştırma yanlıştı. Mesela Erol Hoca ve Solinovic değil. Erol Hoca bir savunma hocası ve sonra Yunanistan'da gol kırılmış bir Yugoslav milli takımı ikonuydu. Oynattığı felsefe elinde Rıdvan. Şimdi futbol da değişti. Abi. Rıdvan vardı, Aykut vardı, Oğuz vardı ve futbol değişti. Ya o dönem laştı. Fenerbahçe'nin 103 gol attığı sezon büyük ihtimalle kimler vardır mesela düşünüyorum. Bakırköy vardır belki Süper Lig'de değil mi? Sarıyer vardır. Değil mi? Aynen, hani bu Eskişehirspor. Eskişehirspor hani tabii ki o dönemde o takımlarda güçlü bir kadro kurmaya çalışıyordu ama herhangi bir Anadolu takımında Lucas Villa yoktu. Kalecisi Viviano değildi. Villalas gibi bir kanat oyuncusu yoktu. Remy gibi bir golcüsü yoktu. Ya o zaman da Fenerbahçe'nin kalecisi Schumacher'dı. Trabzon'un kalecisi Paf'tı. Mesela Galatasaray'ın kalecisi Simon Ama içti. O dört büyük takım çok güçlü kadroya sahipti. Belki 5-6 oluyordu ama şimdi hani Ankara gücünden tutalım. Gençler Birliği'ne ne bileyim oradan Gaziantep'e kadar her bir takımda yıldız var. Kesinlikle. Bir kere Anadolu kulüpleri seviye atladı. Yani Bursa Spor'un şampiyonluğundan sonra çok güçlendiler ve yatırım yaptılar. Doğru işler yapıyorlar. Statlara kavuşmaları yani ülke çapında yapılan stat hamlesiyle hepsi hemen hemen çok iyi statlara sahip, tesislere sahip. Yalnız bunun dışında da bir şey var. Futbol rahat oynanıyordu. Defansif presler, koşu mesafeleri, ikili Tabii. mücadele o kadar şey yoktu. Yani bir Hakan Tecimer vardı. Alırdı futbolcuyu çalımlardı. Eskiden bir Arif vardı. Fener Galatasaray'da oynuyordu. 5-6 çalım atmıştı Şenol Güneş'e. Yani Fenerbahçe stadında Şenol Güneş'i bir oraya bir buraya yatırıp gol attırmıştı. Fenerbahçe Trabzon'u 4-2 yemişti. Trabzon tarihinde ilk defa 4 yemişti o zaman. Yani futbol çok evrimleşti. Biraz daha şimdi fiziksel bir futbol oynanıyor. Sıkıcı bir futbol oynanıyor. Fenerbahçe'de çok gümbür gümbür maç kazanmasa bile iyi bir kadroya sahip. Kaliteli bir kadroya sahip. Ama gümbür gümbür oynayan takımlar da var bu arada Avrupa'da.